Arkadaşlar yepyeni bir vlogdan merhaba diyeceğim. Öldüm biliyorsunuz. Halime inanamazsınız. Son 2 günde 4 uçak falan değiştirdim. Allah başka dert vermesin diyeceksiniz içinizden biliyorum. Ama telefonuma böcek fırladı şuradan. Enteresan bir görüntü yaşadım. Arkadaşlar dün gece bir Mimuyu eventi için Vogue'un Bodrum'daydım. Sabaha karşı 6'da döndüm. Bugün uyandım. Sabah serum aldım. Kendime geldim. Faranjit olmuşum. Olabilir. Klasik bir ben biliyorsunuz. Sonra kalktım. Dedim ki Sibel kendine gel. Akşam düğün var. Ve düğün sezonumuz. Her düğün girdi. Şimdi bu arada düğün sezonumuz açılmıştır diyorum. Ulan 50 tane düğüne gittik zaten. Hepsini de açtık yani. Bence şu an kadar gittiğim düğünlerdeki en beğendiğiniz kıyafetim bu olacak. Bu da hep böyle bir beklenti yükseltirler. Sonra linci yersin. Şimdi Batuhan makyajımı yapıyor. Geldim. İlk defa Batuhan'la çalışıyoruz ama kendisini bilmiyorum. Şu vlogda göstersem rahatsız olur mu? Şimdi bir saniye, bir saniye gösterdi. Rahatsız oluyor demiştim. Bak havlu düştü. Kalsın kalsın tamam. Ondan sonra saçımı yapacağız. Elbisem şu. Zaten siz sonradan göreceğiniz için rahatlıkla gösterebilirim. Bir elbise. Şöyle yani. Arkası da şöyle. Benim böyle buna öyle bir iç çamaşırı giymem lazım ki. Hatta giymesem daha ok yani öyle diyeyim. Bu yüzden bu elbise böyle aşırı sade. Hani böyle daha sade bir ayakkabı, sade bir yüz ve parlamalı yani bir gün bugün. Neyse bakalım yaklaşık 700 kişi falan bir düğün galiba. Nasıl bir süreç yüz bekliyor? Beraber göreceğiz. Bayağı keyifliyiz ya burada. Ben makyaja geldim biliyorsun. Sen eve git bana haber ver. Akşam işte şarap. Aşırı güzel burası, aşırı. Güzel böyle peynirlerimiz falan. Gibi ya. Çok şey da olarak, aşırı sevdim. Bu şey. Ben de şimdi şey takım istiyorum. Karşıma bu yukarı tarafı. Bu. Sonra boşa çıktım falan bir anda. Öyle aslında bugün şey yaptım. Çok sevindim. Dero dur makyaja gidip arayacağım. Şimdi saça giriyorum ben. Hadi bye. Saça geçtik. Saçımızı böyle dümdüz yapıyoruz. Çünkü yine elbisemiz çok şıkır 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 olduğu için böyle dümdüz ve aşırı cool ve sexy bir saç. Waiting for me. Arkadaşlar şu an kuaförden çıktım. Direkt stüdyodan çıktım. Hemen gelip hazırlanıyorum ve giyiniyorum ve çıkıyoruz. Bittim bu arada. Hani gerçekten kendimi aşırı yorgun hissediyorum. Şu an böyle Sibel ne yaptın ki diyeceksiniz ama 2 gün içinde 4 uçak Allah sabrını vermiyormuş meğer. Şimdi bugün giyeceğim elbiseyi bir göstereceğim size. Zaten gördüm. Altında 2 tane ayakkabı seçeneğim vardı normalde. Bir tane çok taşlı tuşluydu. Diğeri de şu benim. Klasik her düğüne, 2 tür düğünlere giydiğim şu. Bu. Yine bunu giyeceğim. Çünkü her şeyle uyuyor ve sade. Hani o elbisenin altında sade bir şey istiyor gibi geliyor bana. Elbisemiz bu dostlar. Şimdi bunun içine giyeceğim iç çamaşırı çok önemli. Çünkü bu içi gösteren bir elbise. Yani bütün bakın, bütün elinizin içi ortada. Bu yüzden yani içinde resmen şey var, tel var. Yani şaka gibi. Gerçekten içi aşırı gösteriyor. Bu yüzden bütün iç çamaşırlarımı getirdim. Ayıptır söylemesi. Bunu izleyen yabancı değildir artık. Hani şu çok gösterecek böyle durursa. Bak yine belli. Daha koyu bir şey mesela bu olabilir. Aynen. Bu galiba. Bu galiba. Çünkü şu gri de olmaz. Çünkü baksana aşırı. Aşırı belli yani elim. Şu griyi bir deneyeyim. Bu gri de olabilir. Oo bu mümkün değil bu gri. Şunu deneyelim bir de. Oo. Şu var. Bu da olabilir. Ya bu ya bu. Gri kesin değil. Bu da değil. Bu da çok açık gösteriyor. Bunlar değil. Şunları giyeceğiz. Normal. Victoria's Secret. Arkadaşlar giyindiğim gibi bütün makyajım iptal oldu. İnemiyorum. O kadar elbisem ağır ki size anlatamam. Şu an 1 kilo taş taşıyorum. Şimdi tekrar Ali Rıza'ya Özdemir'e geldim. Burada bir son bir güzelleşeceğiz ve gideceğiz.
aynı anda yapmaya çalışırken ben halıyı düşürdüm. Neyse. Geldik şimdi. Konuşuruz. Yok oldum ben sanki. Arkadaki mimariyle aynı. Şurayı mı istedi acaba? Tamam. Aşkım çantanı al eline bence. Bağırma kork. Bittim bunlara. Hakan bakar mısın? Dur. Işık nerede? Şurada, şu şeye gidelim biz. Evet. Bakın, filmden öyle. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Bugün belki de hayatının en doğru evetini demişken yanında olmaktan çok mutluyum. Nazlı ile ilk tanıştığımız günden beri belliydi aslında. Hacı'ya dönüp game over diye takıldığımı dün gibi hatırlıyorum. Şahsen ben birbirlerine daha iyi gelen bir çift tanımıyorum. İlk günden bugüne sevginin iyi, yapıcı ve karşılıklı dönüştürücü gücüne sizler sayesinde şahit oldum. Evliliğinizde sevginiz gibi ilham vererek büyüsün, bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun. Dilerim sevginiz artarak çoğalsın ve bir an önce evinizin duvarları dünyanın en güzel süsü olan çocuk kahkahalarıyla süslensin. Arkadaşlar konuşamadık. Alana geldim, hiçbir şey çekemedim çünkü koştu tuvalete gittim, nazara geldim herhalde. Oluyor bana bazen, kusup geri geldim. Olur öyle şeyler. Allah razı olsun. Thank you.
this night end. Yeah, about time we stop pretending. Come home with me. Let's write a history. Tonight I'll make you see. It's all about us. It's all about us. As we're dancing close together, making out. It's all about us. It's all about us. There's a magic. Size hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. By the way, do you want to be my vlog? Yeah. Okay, perfect. She's the cutest girl. She was here for like 15 days. We just met because of Dila. No, not because of Dila. Hani, yeah, through Dila. Through the beautiful Dila. Beautiful Dila. Abi arkadaşlar, ben ne kopuyorum biliyor musunuz? Dila ile şimdi daha isim konuşmaya çalışıyormuş, tamam mı? Like, ne koyacağız bebeğin içine? Yani ben like, Dila'nın son postunun altına, Dila senin son postunun altına. Ha. Bebek önerileri yazsınlar, isim önerileri yazsınlar. Erkek Why not? Erkek. Tamam. Erkek, bebek isim önerileri Dilan'ın son postunun altına. Hatta şöyle olsun, ben de yorumları okumak istediğim için nasıl anlayacağız ama isimlerin olduğunu, onun anlamı yani. Sip blog'dan geliyorum, yani. Gönder abla ya da işte ne bileyim, direkt hani bence bebeğin isim gibi yani. Tamam da birden sana oraya... Hayri yazsalar sen diyeceksin ki ne alaka? Hayri de demez zaten. Neyse arkadaşlar anlamadım. Dostlarım şu anda düğün bitti. Bir after'a uğrayıp çıkacağım ben çünkü gerçekten yalnız kaldıramıyorum daha fazla. Çok yoruldum. Gidiyorum. Dostlarım şu saniye eve gelmiş bulunmaktayım. İnanılmaz, inanılmaz yorgunum. Hani bunu... Şımarıklık olarak söylemiyorum. Arkadaşlar bağışıklık sistemim gerçekten çöktü. Bugün bütün gün düğünde ne bir içki ne bir kadeh bir şey hiçbir şey içemedim. Çünkü zaten manyakça bir antibiyotik kullanma sürecine girdim. Neden? Nedenini ben size söyleyeyim. Şimdi ben yapı olarak önceki bir kere düğünden bahsedeyim. Ben bir kere inanılmaz güzel yorumlar aldım. Çok 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 teşekkür ederim elbisemi beğendiğiniz için. Birkaç değinmek istediğim şey var. Elbisenin şuralarına ben kap taktırdık. Yani kap taktık. Çünkü diğer türlü göğüslerim aşırı basık yapıyordu. Biliyorsunuz ben küçük göğüslü bir insanım ve bu tarz elbiseler tercih edince aşırı güzel oluyor. Hani küçük göğüslü insanlara çapraz, yandan elbiseler her zaman çok güzel durur. Annem hep öyle söyler. O yüzden bu elbiseyi gördüğüm an dedim ki mükemmel. Sadece ben fotoğraflarda galiba iyi yerleştiremedim. Bu yüzden de çok öyle durmadı ama bütün akşam hiç göğüs kulpları falan garip durmuyordu. Birkaç yorum gördüm orada, ondan öyle söyleyeyim dedim. Onun dışında ay bir dakika bunu göstereceğim galiba. Şöyle bir fizim oldu. Var yani. Hala her zaman da böyleydi. Arkadaşlar aylardır spora gidiyorum. Hiç mi insan helal olsun be. Sibil ne güzel zayıfladın. Ne güzel six pack'lerini çıkardın. Bak geçen 2 sene önceki fotoğraflarına bakıyoruz. Çok güzelleştin. Ya tamam diyenler oluyor ama yani sizce şunun içinde herhangi bir yapılabilir bir şey. Yani ben hangi ara mesela hani ne bileyim 20 gün detoks yaparım hani acaba bir şey mi dersin de saçmalamayın arkadaşlar Allah aşkına. Hiçbir zaman yalan söylemem bu konuda. Özellikle şu popomu gerçekten astarından içine detayına kadar göstermek istedim.
bu dedikoduları sormam için. Ben asla böyle şeylere takılan bir insan değilim ya. Ben hayatımda eleştiriye takılmam da. Hani ne bileyim, bizde hep böyleydi yani. Yeni hep böyleydi ama şimdi birazcık daha sıkılaştı. Sıkılaştığı için de daha güzel bir görüntü oldu. Yok başka bir şey yaptırmakmış, bir makineye girmekmiş. Hani aklınıza kalmasın diye söyleyeyim. Bunu size söylerim, hani bu başka bir şey değil. Bu yüzden aklınıza kalmasın diye altını çizmek istedim. Biraz ben donumu gösterdim ya sosyal medyada. YouTube'da hani donunu açan kız diye yeni videom çıktı. Neyse, daha geçiyorum tabii ki. Arkadaşlar yani aşırı keyifli bir düğündü. Yani şimdi biraz şöyle oldu. Ben şöyle hata yapıyorum. Size bu konuda beni uyarmanızı istiyorum. Ben mesela Çeşme'ye gittik ya narotlarla. Onları vloglamadım. Storylerden görmüşsünüzdür. Şimdi orada iki gece var. Normal insanların içki, ben bir yandan şu takılarımı çıkaracağım. Normal insanların içki her zaman deli gibi etkilemez. Hani ne bileyim, içki içerse erken uyanır. Kimisine hiçbir şey olmaz. Kimisine içki içer, diğer günü ayağa kalkamaz. Ben arkadaşlar, ben Çeşme'de manyakça sarhoş değildim ama iki gün içki içtim. Ve alkol benim bağışıklığımı mahvediyor. Ve değil mi ki ben zaten koştur koştur yok, Çeşme'ye gideyim iki gün kalayım. Gidiyorum, güneşleniyorum, içkimi içiyorum, güneş başıma vuruyor, çat, halsizim. Gece çıktım, içki içtim, eğlendim, geç yattım 4'te 5'te. Sabah 9'da uyandım, bittim. İki gün ben Çeşme'de böyleydim ve muhtemelen bağışıklığım düştüğü için viral bir enfeksiyon kaptım. Covid değilim, test oldum ama bir tane viral bir ishal enfeksiyonu varmış. Ayıptır söylemesi. Gerçekten çok ayıptır söylemesi ama yani iki gündür antibiyotik kullanıyorum. Boğazım hani öyle ağrı ağrı değil ama böyle bir rahatsızım. Burnum tıkalı, başım ağrımıyor. Ama size şöyle söyleyeceğim. Karnıma bir ağrı giriyor abi bak. Şurama bir ağrı giriyor. Böyleyim bak gece diye koşa koşa tuvalete gittim. Hani o kadar kötüydüm ki size anlatamam. Yani şöyle şey halindeyim. Hani bir bu muhtemelen viral bir enfeksiyon var ve bu herkesi yavaş yavaş kaplayacak diye korkuyorum. Çünkü birkaç kişiden daha duydum bunu düğünde. Çok kötüyüm falan, tuvalete ne oldu? Ah sende mi bende falan. Dikkat edin o yüzden. Bir de Covid çok arttı arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim. Dikkat edelim hani genel açık havada olmaya dikkat edin. Buluşmalarda başkasının bardağından bir şey içmeyin falan filan. Onlara öyle küçük bir annelik şey yapayım size. Onun dışında çok güzel bir düğündü. Zaten Nazlı'yı çok seviyorum. Ve çok da çok güzeldi. Ben çok beğendim gelinliğini. Yani çok güzeldi bence her şey. Ve bütün arkadaşlarım, kızların hepsi çok güzeldi. Herkes çok güzel olmuştu. Hiç kimseyle ilgili zaten düşünsem de demem ama güzel olmuştu. Özellikle demem altını çizerek güzel olmuştu diyorum. Onun dışında darısı herkesin, bütün sevenlerin başında. Bugün ben düğüne tek gittim. Ve böyle şey çok hoşuma gitti. Hani böyle narot gibi hissettim kendimi düğünde bugün. Böyle kendimi aşırı şey hissettim. Anlatamıyorum nasıl hissettiğimi. Anlatamıyorum şu an. Tarif edemiyorum yani. Ama çok keyifliydi. Sadece dediğim gibi benim birazcık galiba hani hem şey yani birazcık uykuya, bol bol evde olmaya. Ya bir de seyahat et gel, git gel, farkında mısınız? Ben New York'a git oradan dön, Mykonos'a git oradan dön. Allah başka dert, Allah'ıma bin şükürler olsun bunu yarattın. Ne kadar güzel fırsatlar, ne kadar güzel davetler çıkıyor karşıma ama biraz fazla puşladım galiba. Bu yüzden kendimi birazcık toparlayacağım şimdi bu hafta. Ondan sonra da teşekkür ederim tekrardan. Beni izlediğiniz bu vlogun sonuna kadar geldiğiniz için. Ben böyle düğünler izlediğim zaman eleştirmeyi ve insanlar ay iğrenç bir düğün olmuş, ay şöyle çok güzel. Hani ben mesela eski düğün vloglarımı koyduğum zaman siz böyle kötü yorum yapıyordunuz. Canım acıyordu başkası adına. Bu düğün konuları hassas. Bu yüzden yorum yaparken de karşı tarafı mutluluk dilemeyi unutmayalım diyorum ben. Bundan sonraki vlogda Hillside, aile, koskocaman tatilimiz artı benim size söz verdiğim kendi kendime ve mutfak sohbetleri olacak. Kendi kendimeyi belki bir gün Hillside'de çekelim diye düşünüyorum. Çünkü size yakın zamanda paylaşmak istediğim birkaç şey var. Bu yüzden de onları böyle detaylı detaylı siz de dinlemek isteyeceksinizdir. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum her şey için, hepiniz için. Çok sizin yazdığınız yorumlar, bana attığınız mesajlar, özel hayatımla ilgili yaptığınız herhangi bir yorum beni ne kadar etkilediğini unutmayın. Böyle bir düşündüm başka diyeceğim var mı diye. Diyeceğim olursa Instagram'dan yorumlaşırız artık. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Darısı bu videoyu izleyen bütün güzel kızların başına
Allah hepinize daha da güzellerini, en güzellerini versin. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Dur şu eskidenki kapamamızı yapalım. Hadi bye.